bunun temsilidir. Ya da çocuk ürünlerinde, yani bakın çocuk kanallarında tamamında çocuklar oynar. Bugün YouTube gibi sosyal medyaya baktığımızda da işte çocuk mahremiyetinin ortadan kaldırıldığı, tüketim toplumunun tabii kısmı oldu. Binlerce, milyonlar abonesi olan çocuk kanallarına baktığımızda babalar, anneler kendilerinden ziyade kendilerini ekranda göstermiyorlar. Çocuklarını gösteriyorlar. Şimdi çocuk kendi temsilini görmek ister. Yani kendini görmek ister. Çocuğun üzerinde de pazarlarken çocuklar temsilidir. Bu nedenle yanılıyorsam Alkan Öğünden CHP Genel Başkanı yapmıştı galiba, değil mi? Evet. Şimdi Alkan Öğünden iyi bir insan mı, kötü insan mı, dolu insan mı, bunu tartışmayacağız. Ama Alkan Öğünden örneğin bu toplumda karşılığı var mı temsil anlamında? Yani soru işaret gerçekten. Peki yani biz halk dolayısıyla oy verirken tabii ki ekonomik gerekçeler, ekonomik şartlar çok etkili. Ama halk oy verirken kendi temsilini görmek istiyor siyasette. İşte bu 5 yıldan beri aslında iktidar olmanın sınırlarından olan bir tanesi bu. Küçük bir neden tabii ki. Yani onun gibi davranma, onun gibi konuşma gibi. Şimdi tabii ki ana muhalefet partisi açısından da bu son seçimler temsil propagandasından başarılı gibi görünüyor. Bu yüzden de ciddi aslında bir rekabet oluştu. Yani hangi parti kazanacak konusunda gerçekten bilimsel anlamda bakacak olursak ışık tıklı bir durum ortaya çıktı. Aslında bu daha önce hiç de üzerinde tartışılmayan bir konuydu. Ekmelettin İhsanoğlu olayını hatırlayalım. Kendileri dair bizim adayımız bu mu diye sordukları zaman ishal etmiştir. Yani Ekmelettin İhsanoğlu çok çok iyi bir kariyer olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama nüfusun kaçta kaçını temsil etmektedir. Bakın, çok basit bir olay size takdim edeceğim. Aslında Ecevit'in kendisi elitistir. Yani hep böyle sağ partiler, sol partiler elit olmakla suçlanır ya, elitistir, evet, aynen böyle elitistir. Ama 1972 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi en yüksek oy almasını sağlamıştır. Bülent Ecevit, 1972 seçimlerinde. Peki, bunu nasıl yaptı? Niye elitist Bülent Ecevit? Nüfusun büyük çoğunluğu okunanını bilmediği, nüfusuna sakın bu büyük şartları kaçırmamak lazım. Nüfusun büyük çoğunluğu taşlarda, köylerde yaşadığı bir ortamda siz Robert Koleji mezunursanız eğer ve gazeteciyseniz siz elitistsinizdir. Bu kadar nettir yani bu. Yani çoğu kimse olayı bilemiyor. İnsanlar köylerde yaşıyor. Peki böyle olmasına rağmen Bülent Ecevit nasıl karşılık buldu? Elbette ki bu halkçı, basit dil kullanma. Bakın, çok siz kanunlarla her şeyi değiştirebilirsiniz ama kanunlara uymak ya da bazı davranışlar onların yerleşmesi zaman alıyor. Örneğin, şu anda yaya kaldırımda sürücünün durması lazım. Cezası da var, trafik cezası ama biz hala bunu öğrenmiyoruz. Çünkü farklı bir şey bu. Suriye'de kanun çıktı ama 1980'lere kadar biliyorsunuz Türkiye'de taşra kır nüfusu yoğunluktaydı, yani çoğunluktaydı. Siz taşrada her ne kadar soy ismi meşru hale getirseniz de insanlar taşrada birbirine lakaplarıyla bilirler, tanırlar. Böyle bir ortamda siz Karaoğlan gibi, baba gibi ünvanlar kullanırsanız ünvanla bile propaganda yapmış olursunuz. Yani ben sendenim anlamına gelir bu. Yani ünvanlar, lakaplar bile ben sendenim anlamına gelir. Bütünler temsil propagandası açısından elzemdir, önemlidir. Son olayları, yani seçim sürecinde yağmadan sonra bu açıdan da değerlendirmek bir fayda var diye düşünüyorum ben, açıkçası demek gerekirse. Şimdi küçük bir başka bir olay aktaracağım size, böyle serbest daha son sorularınız varsa bir aktarırım, daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Biliyorsunuz insanlar algıları birbirinden farklıdır. Bir tek parti döneminde ki günümüzde de aslında benzer şeyler var. Hani
biz tek partileri eleştiriyoruz falan hani diye. Şu anda da aslında liderler belirliyor listeleri. Değişen pek bir şey yok. Yani bir tek 1980'den önce siyasi partiler kanunu ön seçim öngörüldü partiler için. O da 1980'den önce bir karşı anarşi vardı. Onun için pek sağlıklı gitmedi o sistem. Uzatmayalım. Şimdi böyle bir ortamda işte tek parti döneminde tabii ki milletvekillerinin halkla teması pek yok. Bunu açık, yürekli söylemek lazım. 1946 Demokrat Parti'nin ortaya çıkması aslında bunu kırdı ve Demokrat Parti milletvekillerinin pek çoğu aslında eski CHP'ydi. Ama yeni bir gelenek başlattılar. Nedir o? Köylüye gitmek, vatandaş gitmek, onlarla hemdem olmak. Hatta Lütfi Kara Osmanoğlu diye bir milletvekili var ve DP'nin kurucuları arasında, Demokrat Parti'nin kurucuları arasında köylü bunu görünce şaşırıyor. Çünkü onu yani milletvekiliyle uçan kaçan böyle böyle bayağı kocaman kocaman insanlar zannediyorlar. Peki Lütfi Kara Osmanoğlu dediğiniz ki kısa boylu, kambur olan, bayağı kambur olan bir adam. Yani milletvekiliyiz bunu diyor. Şimdi dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni de dönüştürüyor tabii ki. Onlar bitmeye başlıyorlar. 1946 yılında çok ciddi bir zorun yumağıyla karşıyayız. Bugün sıklıkla eleştirilen o 1946 yıllar aslında gözden kaçan bir şey var. Savaş yıllarıdır. Savaş yıllarıdır. Ekmek karneyle verilmiştir. Bunlar bütün doğrudur. Ancak ekmeğin karneyle verilmesinde de adaletsiz olmasa bir sürü denetim mekanizmalarla çalıştırılmıştır. Bu da doğrudur. Sıkıntılar vardır. Verem artmıştır, sıkma artmıştır. Bir sürü vergiler arttırılmıştır. İşte tüketim, üretim düşmüştür. Çünkü gençler asker alınmıştır. Nüfus da fazla değildir. Yani çalışan nüfus çünkü daha 1945 dediğimiz olay 1938-39'da İkinci Dünya Savaşı başladığına göre 1922'de daha yeni bir savaştan çıktık biz. Yani 10 milyon, 15 milyon bir ülke var, onların yarısı hasta, kadın ve çocuklarda oluşuyor. Yani toplumun büyük kesimi hala tüketici, üretici kesimde askere alınca çok ciddi sıkıntılar yaşandı bu ülkede. Bunlar tabii ki seçmeni etkiledi. Yeniden etkiledi seçmeni, ya da vatandaşı etkiledi. Şimdi vatandaşı dokunmak diye bir şey var. Mesela ben size çok net bir şey söylüyorum. Bunu bugün İktidar Partisi'ndekiler de söylüyor. Siz istediğiniz kadar jeotermal deyin, istediğiniz kadar. Eğer siz ailedeki insanlar bunun kokusuna rahatsız oluyorsa ve kendisine de hiçbir şey dokunmuyorsa, ne demek dokunmuyorsa? Mesela sizi ısıtmıyorsa, jeotermalle ya da evi ısıtmıyorsa, doğrudan yani kendi hayatına dokunan bir şey yoksa, bunlara onun kahrını çekiyorsa, istediği kadar yatırımdan söz edin. Dolayısıyla vatandaşı dokunan işler yapmak, vatandaşı dokunan şeyler yapmak kendisi provokansın, ta kendisi oluyor. Şimdi bakın, şöyle düşünmeyelim, 1950 yılına geldiğimizde Demokrat Parti tabi iptale geldi, CHP'nin silinip gittiği gibi algı yanlıştır. Çünkü o esnada çoğunluk sistemi var, çoğunluk sistemi bir ilde hangi parti daha çok oy aldıysa o parti o milletvekili tamamını alıyor. Aydın'da tabii ki ben yuvarlayarak söylüyorum, kusura bakmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aldığı oy 60 bin civarındadır. Nüfusa göre yaşanan sayısı bu kadardır. Demokrat Parti aldığı oy ise 70 bin civarındadır. Yani aldığı bu kadar az bir fark var. Peki diyeceksiniz ki az önceki Dünya Savaşı'ndan söz ettiniz falan filan. Yani yarın adı 4 yılda var. 1946-1950 arasında. O 4 yılda ne oluyor? O 4 yılda Aydın bazında Aydın'da daha önce yapılmayan 3 tane önemli şey yapılıyor. Birincisi Aydın ilinin hiçbir yerinde lise yokken Aydın merkezi 3 tane lise birden açılıyor. Bir erkek sanat lisesi, kız sanat lisesi ve Aydın lisesi denilen Aydın lisesi açılıyor. 3 tane. Eğitime ciddi yatırımlar yapılıyor. Öğretmen sayısı 6 oluyor. Sıtma sınırları ciddi manada düşünülüyor. Çok özür dilerim. Unutmuşum ben bunu. Kapatayım.
sıkmada ciddi şeyler meydana geliyor. Dolayısıyla bütün bunlar bu iyileşmeler karşına bir oy olarak çıkıyor. Yani siz hissettiğiniz sürece ve bunu da aktardığınız sürece vatandaşlar karşılığı bulmuş oluyor. Şimdi bu küçük bir hatırlatma. Birazdan başka bir olay daha geleceğim. Medya araçlarının kullanılmasıyla ilgili. Şimdi bakın, 1900 burada kongreler var. Aydınlatılmış bütün partinin kongreleri var. Millet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Demokrat Parti'nin yapmış olduğu kongreler var. Demokrat Parti'nin kongrelerinde temelde dile getirilen konulardan bir tanesi, radyodan, halk evlerinden ve diğer unsurlardan mutlaka muhalefetle yararlandırılmalıdır diye. Yani bu halk evleri sonra kapatılıyor. Aslında ilk böyle resleşme, yani kim intikam duygusuyla hareket etme buradan başlıyor. Çünkü iktidar halk evlerini böyle görmüyor. Yani Demokrat Parti yararlanması izin vermiyor diğer ifadeyle. Şimdi iki, Demokrat Parti diyor ki mutlaka radyodan bütün siyasi parti yararlanmalıdır diyor. Hatta 1950 seçimine doğru giderken Milli Husumet Andı dediğimiz bir anda ilgiliyorlar. Demokrat Partiler sizinle ilgili döneceklerini, seçimlere katılmayacaklar iddia ediyorlar. Böyle bir ilanda bulunuyorlar. İsmet İnönü önderliğinde seçim nasıl değiştiriliyor ve radyodan propaganda hakkı tüm partide getiriliyor. Daha sonra Demokrat Parti iktidara geldiğinde ise işte radyo siyaset alanı değildir ve hiçbir partinin biz siyasi propaganda yapma hakkını tanımıyoruz. Buna iktidar partisi dahildir, yani Demokrat Partisi dahildir diye. Yani Demokrat Parti'nin aslında şeyle yasaklanıyor. Yani seçim propaganda yapamazsınız. Ancak küçük bir şey var. Bunu Turgut Özal yapmıştı. Hem büyük iktidarlar yapıyor. Hükümet icraatları istisnadır diye. Yani hükümet icraatları istisnadır dediğin zaman aslında kendisi biraz kayırmış oluyorsunuz. İsmet Sezgin vefatından sadece 2 ay önce son röportajını birine yapmıştı. O bana şunu söyledi. Biz dedi iktidar gelir gelmez yoldan, sudan, elektrikten önce sana transistörlü böyle kasalı yani bataryalı yaklaşık 7 bin tane radyoyu aldık. Şimdi 7 bin tane radyoyu biz hala başa düşünmüyoruz. O zaman radyo aslında kamusal. Kahveler konuyor, halk evlerine konuyor. Yani insanlar ortak bir yere gidip radyo dinliyorlar. Yani her evde radyo var diye bir şey yok. Ya bu çok ciddi, çok büyük bir rakam bu 6-7 bin sayısı. Biz bu radyoda dağıttık diyor. Sonra Adnan Menderes, şunu unutmayalım ki Adnan Menderes evet toprak ağasıydı. Serbest Fırka'da aynı bir başkanlığı yaptı. Arkasından da Cumhuriyet Halk Partisi işte milletvekili yaptı yaklaşık 15 yıl. Sonra Demokrat Parti'ye geçti. Bu arada halk evlerinin fetişleri yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri biraz konuluyordu, biliyordu ama halk nezdinde bildiğini söylemek tamamen çok iyi tanıdığını söylemek doğru olmaz. Yani 1950'lerde. Adnan Menderes'in, o yüzden de Adnan Menderes dikkat et Demokrat Parti'ye kurulurken bütün muhalifler Celal Bayar'ın istifasını beklemiştir. Çünkü o partiyi yürütebilecek bir esnada kurtarıldığı kişi Celal Bayar'dır. Yani Adnan Menderes değildir. Onun istifasından sonra Demokrat Parti ortaya çıkmıştır. Şimdi yani Celal Bayar da biliyorsunuz Atatürk'ün son başbakanı, Atatürk döneminin ve İktisat Bakanı daha bir sürü özel olan İş Bankası'nın kurucusu bir sürü özel olan kişi, yani tanınan bilinen birisi. Uzaktan Adnan Menderes'in işte demek radyo faktöründen dolayı tanınmasının sadece radyo konuşmalarıdır. Ve ilk defa kim ne dersin desin Adnan Menderes naif konuşmaktadır, kibar konuşmaktadır. Bu yüzden hani biz her zaman söylüyoruz Adnan Menderes masumdur, masumdur böyle bir anlayış var ya. Aslında bu algı Adnan Menderes'in o radyo konuşmalarına itibaren gerçekleşen bir algıdır. Çünkü gerçekten
naif konuşmaktadır, zarif konuşmaktadır. Bugünkü siyasi fakülte hakikaten insan şaşırıyor yani. O radyo kayıtını dinleyince nasıl konuşmuş diye şaşırıyor. Çok kibar bir insan. En azından radyoda böyle yani. Şimdi 1960'a doğru geldiğinizde iktidarla muhalefet arasında gerginlik ortaya çıkmaya başladığında Adnan Menderes şunu yapıyor. Bu arada şunu unutmayın ki sakın sinemayı sinema gibi görmeyin. Sakın televizyonu televizyon gibi görmeyin. Ben iddia ediyorum ki Türkiye'de en siyasi kanal TV8'dir. Yani TV8'den Acun Ilıcalı kanalıdır. En siyasi kanal. Çünkü propaganda illa bir partinin adına anlamak değildir. Bunu ciddi ciddi söylüyoruz. Bunu birazdan geleceğim, başka nedenlerine geleceğim. Gerçeklikten koparmak. Evet, gerçeklikten koparıyorsunuz insanları. Birazdan geleceğim o Hitler'in ondan sonra ta Roma dönemindeki bazı imparatorların görüşlerinden bahsedeceğim. Evet, 1960'a doğru geldi çıktığında, evet o dönemin Muhsin Ertuğrul dönemi Demokrat Parti iktidar gelmesi bitmiştir. 1950'ye kadar Muhsin Ertuğrul sineması vardır, tiyatrosu vardır. Siz hep Muhsin Ertuğrul sinemasında genel çekimleri görürsünüz. Yani karşıdan sanki tiyatro seyreder gibi hiç ayrıntı yok, şey yok ve konuları da halktan kopuk, leblebici, horbon gibi adında bile hayır yok. Yani bunu ciddi ciddi söylüyorum yani. 1950'de kanun namına diye bu Ayhan Işık'ın oynadığı bir film var, bir bakın. Metin Ersan Dönü başlamıştı mesela. Yani bunlar aynı zamanda sokaklar ilk kez filmde gösterilmeye başlanmıştı. Sokaklar, sinemada biz ilk kez sokakları görüyoruz. İstanbul sokaklarının Anadolu şeyini. Dolayısıyla bunlar sinemayı halka yaklaştırmıştır. Adnan Menderes bunu fark ettiği için Demokrat Parti ile muhalefet arasında gerilim çıkmaya başladığında filmler yaptırmıştır. Sinemalarda göstermek üzere. Tabii aslında bu filmler sakın o sadece Adnan Menderes gibi algılamayın. Bunlar film öncesinde gözler fragman gibi düşüneceğiz bunları. Yani insanlar sinemaya gidiyor, bir film izleyecek ki çok insan gidiyor sinemaya. Ondan önce 5-10 dakika Adnan Menderes'in filmi geliyor. Yani fragman geliyor. O filmlerde Adnan Menderes'i halkın içinde büyük kalabalıklar içerisinde görüyoruz. Yani kendisi propaganda dediğimiz bu iş bu zaten. İşte Nevşehir'de Hacı Bektaş Bey'in türbesini görüyoruz. Yani altta spiker konuşuyor, spiker böyle çok naif bir dil kullanıyor. Çok naif. Görüntü var, şey var, hepsi mitik görüntüler, derlenmiş görüntüler, yani seçmek derlenmiş görüntüler. Bütün bunları topladığınız zaman Adnan Menderes algısı ortaya çıkıyor. Bugünkü Adnan Menderes algısı. Peki 27 Mayıs aslında Adnan Menderes'in algısının yıkılma sürecidir. İhtilal süreci. Peki 27 Mayıs darbesini ya da ihtilal yapanlar bu algıyı yıkmakta başarılı oldu mu? Olamadı. Sebep? Aslında onlar da medya araçlarını kullandılar ama medya araçlarını ne şekilde kullanacağını bilemediler. Mesela radyoyu kullanırken çok itici bir dil kullandılar. Düşükler dediler. Efendim, 10 yıl boyunca insanın kafasına yer etmiş, kibar konuşan Menderes'e başka şeyler yakıştırdılar. Dolayısıyla ve az önce Adnan Menderes filmlerine baktığımızda halkın içerisinde büyük kalabalık içerisinde görüldüğünü söyledik. Bir yıl, iki yıl boyunca bunlar sinemalarda gösterildiğini söyledik. Bütün sinemalarda. Peki yine düşükler diye 27 Mayıs ihtilal yapanlar film yaptırıyorlar. Yaslarla da çekilmiş görüntüler. Adnan Menderes var, Celal Bayar var. Yani filmin kurgu olduğu, yapaylı belli zaten. Bundan dolayı 27 Mayıs ihtilali Adnan Menderes'in bu müspet algısının ya da olumlu algısının genel manası yıkımına neden olmamıştır? Tam aksine biz her zaman onu söylüyoruz. Medya bazen mesajlar gibi yüklerse ama insanlar bazen o mesajı tersten okuyabilir. Tam aksine Adnan Menderes algısını değiştirmiş de denebilir. Çünkü böyle bir kişi dil kullanmak
doğru olmayacaktı. Şimdi şeye gelince. Trabzon bir eğlence aracıdır. Özellikle alt kesimin ile orta kesimin eğlence aracıdır. 1900 Ford biliyorsun 1929 ekonomik buhran var. 1929'dan önceki ekonomik buhranda yani ona Ford öncesi deniyor. Araba üretiliyor. Başka şeyler yapılıyor. Fabrikalar var ama bu montaj sistemi, sistem henüz yok. Dolayısıyla maliyeti yüksek. Üretim var ama bu arada çok büyük işçi sınıfı var ve bu işçi sınıfı 18 saat dayanan çalışma koşulları var. Çocuk işçiliği denen bir şey var. Kadın işçiliği denen, ağır işçilik denen bir şey var. Kolunu bacağını kaptıran insanlar var ve sigorta yok. Tam bir vahşi kapitalizm gibi bir süreç yaşanıyor 1929'dan önce. Ve böyle bir ortamda tabii ki komünal düşünceler dediğimiz komünist düşünceler ortaya çıkıyor. Çünkü ortaya çıkması normal. Böyle bir aşırılıkta ortaya çıkması normal. Ve 1929'dan sonra montaj sistemi getiriyor ve ekonomik kriz de var tabii ki. Ekonomik krizin nedenlerinden bir tanesi 1929 ekonomik buhranın en büyük nedenlerinden satılan malın satılacak malın satılamaması. Yani piyasa doyması. Oradaki ekonomistler şöyle bir şey düşünüyorlar. Bizim alıcı kitlesini geliştirmemiz lazım. Bandı geliştirmemiz lazım. Yoksa bu krizden çıkamayacağız. Devam ediyoruz. Tabii ki Ford da bu arada montaj hattını kuruyor. Arabayı daha ucuza mal ediyor. Diyor ki kardeşim ben bundan sonra fabrikalarında 5 dolar vereceğim işçiye günlük. Bütün patronla karşı çıkıyor. Diyor ki çok yüksek bu. Ben vereceğim. Benim işçim diyor ki araba alacak seviyeye gelecek. Yani benim ucuza mal ettiğim arabayı, alt segmentlik arabayı her işçi binebilmeli diyor. Yoksa bizim bu krizden çıkmamız mümkün değil diyor. Orada tabii ki işçinin eğer tüketime dahil edilmesi gerekiyorsa işçinin tabii ki çalışma süresini kısaltman lazım. 8 saat indirip ona boş vakit vermen lazım. O boş vakitlerde işçinin ne yapacağı çok önemli. Ne yapacağı çok önemli. Çünkü dünya iki kutuplu dünyaya doğru gidiyor. Her yerde komünist düşünceler almış başını gidiyor. Amerika bile Hays ofisten bir ofis kurmuş. Her yerde komünist avcılığı yapıyor ve Amerika'nın kendi içerisinde bile böyle bir ortamda tam böyle bir ortam işte televizyon ortaya çıkıyor. İşte işçi sınıfını alt segmentli insanları o boş vakitlerini dolduracak bir araç. Televizyon. 1960'larda. O yüzden TV8 siyasi kanal olur. Bakın eğer televizyon eğlence aracıdır Roma döneminde, Roma döneminden bugüne kadar arada bir sürü şey var. Eğlencenin bir silah olduğunu, eğlencenin bir ideolojik bir ayrım olabileceğini aradaki hükümdarlar, krallar fark etseler de çoğu zaman o kadar baskı belki gerek duymayacaklardı. Televizyon en büyük silahlı siyasi silahtır. Sadece siyasi söylem bulması gerekmiyor. Bunu açık net söyleyeyim. Bu nedenle biraz Türkiye ile tabii ki Batı ülkeler arasında televizyon yapılanması arasında bir fark var. 1990 kadar biliyorsun bizde televizyon yayıncılığı tek kanal. Tek kanal olduğu için çoğu zaman kavgaya neden olmuş. Sürekli gelen düğme görevler alındığı maçlar tekrar göre iade edildiği İsmail Cebi'ye gelen düğme yapılıp bir yıl içerisinde geri alındığı tekrar çok ilginç bir şey var mesela iktidarla her şey değişiyor. 1960 sonrasında biliyorsunuz Türkiye'de sol güçlenmiştir. Çünkü 1960 iktidarı sonra realist akım başlamıştır. Yani sol düşünce tamamen realist düşünceden beslenir. Bugün 1917 Rus devrimi yapıldıysa Çağoların, Tolstoy'ların Dostoyevski'nin realist romanlarla realist edebiyatına borçludur. Çünkü gerçeği gösteriyorsun. Aynen böyle. Farklı gösteriyorsun. Sayısı daha çok romantizmden beslenir. Duygulardan. Mesela dil bir duygudur.
duygulara hitap eder. Sağduyuşu da böyledir. Dolayısıyla 1960'tan sonra dikkat edin, yılanların öcü, işte karanlıkta uyuyanlar gibi bir sürü roman, bir sürü sinema filmi yapıldı bu ülkede. Dolayısıyla bunlar 1970'ler, 68'de başlayıp 70'lerde, en sonunda da 70'inde işte CHP'nizde en yüksek oy alma oranına giden bir şey oldu. Realist. Şimdi şunu söyleyeceğiz. 1960'larda evet realist düşünce var ama devlet biliyorsun Adalet Partisi iktidarı var ya aynı zamanda 1960'larda. Adalet Partisi iktidarı zaman devlet şey istemiyor yani toprak ağalarına laf kondurulsun falan istemiyor. Çünkü toprak ağa beslenme sistemi o zaten. Dolayısıyla siz yılanlı ölçüde başka filmlerde toprak ağalarına ya da köy ağalarına gönderme bulursanız bundan insanlar rahatsız olur. Ve bu romanı yazan kişi sürümeye gönderiliyor, görevde olmuyor, film yasaklanıyor. Doğrudan siyasi söylem yok filmde romanda ama yasaklanıyor. Ama aynı film CHP'nin iktidarda olduğu işte yıllarda televizyonda gözüküyor. Yani durum bu kadar açık yani. Sizin ne düşündüğünüz sanat hakkındaki yargınızla belirliyor. Yani bu film iyi mi, kötü mü? Sizin fikriniz sanat hakkındaki yargınızla ortaya konuşuyor. Böyle bir olay var. Şimdi 1990'lardan itibaren de tabii ki özel televizyonlar çıktı. Şu anda da her yerde var. Televizyon öyle bir alettir ki, öyle bir alettir ki düğmesine hani Turgut Özal dediği gibi kardeşim kalk düğmesine bas ver dediği gibi öyle değil, böyle bir şey demişti galiba değil mi? Anladım. Yani bazı Özal düğmesi öyle bir alettir ki sen izlemesen dahi mutlaka etkisi maruz kalırsın. Çünkü medya öyle bir şeydir ki aslında kamuoyu diye bir şey yoktur. Kendilerinin görüşü vardır. Kendilerinin görüşünü kamuoyu diye takdim ederler. Belli bir zaman sonra insanlar ondan kendi görüşünü algılamaya başlarlar. Yani bunları bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi şunu söyleyeceğiz. Bir de yapı propagandasından bahsetmek gerekiyor. Yapı propagandası nasıl bir şey? İşte bir ortaya çıkan yapı propagandası biliyorsunuz. Üçüncü havalimanı açılması daha bayağı var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız üçüncü havalimanı iş yaptı. İşte bu propaganda bu oluyor. Yani çünkü insanlar sonuç şeyleri severler. Sakın şöyle düşünmeyin. Öldüren büyük saraylar, şatolar yaptırılmış. Bunlar sadece rahat, lüks gibi düşünmek doğru değil. Bunlar aynı zamanda toplum kontrol mekanizmasıdır. Yani kendi üstünlüğünü gösterme mekanizması bunlar. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Şimdi peki insanın sonuç şeyleri önem veriyorlar. Çünkü görüyor yani. Görüyor. Zaten insan doğuştan itibaren somut, soyut düşünmeye kapalıdır. Önce somut düşünür. Arkasından soyut düşünceye açılır. Ama o temeldeki hiçbir zaman onu unutmaz. O yüzden de reklamlarla mesela dikkat edersiniz hep gösterirler. Yani o hale getirirler ki yani her şeyi gösterirler. Çünkü insan hemen o düşünce tembelliğe eğilimdir. Çünkü onun genlerinde soğuk düşünme vardır. Soğuk düşünme sonuna geliştirmiştir insan. Peki dolayısıyla yapı gözünüzde gördüğünüz bir şeydir. Gözünüzde gördüğünüz bir şeyi insanlara göstermek, etkilerini bulmanın daha kolaydır. 1970'e geldiğimizde biliyorsunuz Adalet Partisi çok yüksek oranlı oy aldı 1965 seçimlerinde. Yani tarihte görülmemiş oy oranıdır bu. Yani Türkiye tarihinde seçimlerde de görülmemiş, henüz görülmedi. Çok yüksek oy aldı. Ama 1969 seçimlerinde maalesef ki yara almış olarak gitti. 1971 muhtarasıyla merkez sağ ve merkez sol da dağıldı yani. Merkez sağ 3-4 tane partiden çıktı. Demokrat Parti'ler için bunlar düz bir parti parçalandı.
parçalanması da alan olunca Adalet Partisi yine de ciddi oylar aldı. Her zaman iktidar alternatifi oldu. Peki Adalet Partisi defalarca parçalanmasına rağmen nasıl bunu yaptı? Eğer siz bakın bazı şeyleri ben geçmiş bilmezseniz bazı şeyleri deneymiş gibi size gelir. 1969'da Nahit Menekşe Ulaştırma Bakanı iken o yıllarda fizibilite çalışması yapılıyor. İlk kez Boğaz birine bağlı. Boğaz köprüsü, yani Şehitler Köprüsü. Bugün Şehitler Köprüsü deniyor. Şehitler Köprüsü yaptırılıyor. 1969 seçimlerinde yapılan propaganda ne? Ey sol, sen ne diyorsun ki? Bak biz Cumhuriyet'in 50. yıl projesini hazırlıyoruz. Nedir o 50. yıl projesi? 1973'te açılan 69'da işte ihalesi yapılmış, projelendirilmiş, işte yapımı birkaç yıl sürece 1973'te de yani Cumhuriyet'in 50. yılında da açılacak Boğaziçi Köprüsü ki 1973'ünde de açılmıştır. Yani şey gibi algılamayın yani, bugün var ya böyle işte 1053, 2053, 2023 gibi şeyler. Bunlar aslında ilk söylenen değildir. Bunları biz daha önce defalarca gördük. Ama eğer bilmiyorsak yeniymiş gibi geliyor. Şunu söyleyeceğiz. Son bir nokta. Sağlık aslında ticari konu değildir. Sağlık devletin görmesi gereken temel görevlerinden tanesidir. Devlet olmanın görevidir yani. Devlet belki ticaret yapmasa tartışılabilir ama devlet insanın sağlığıyla ilgilenmek zorundadır. 1990'larda, 1970'lerde baktığımızda her yerin doktor rehbası olduğunu, özel doktorların olduğunu görüyoruz. Bugün de özel hastane olduğu gibi. Ama o zaman devlet doktorlarının saat 9'da hastaneye gidip, işte saat 3'e kadar olduğu bulunuyordu. Arkasından da muayeneme geldi, bıçak parçası diye tekrar devlet hastanesine ameliyat edildiği günler var. 1978'de CHP iktidarında, MHP iktidarı zamanında tam gün yasası denen bir yasa çıkarılmaya çalışıyordu. Tam gün yasası. Çünkü MHP diyor ki sağlık zenginleşme kaynağı olamaz diyor. Onun görüşü öyle. O günkü görüşü. Peki tam gün yasası çıkarılıyor mu? Çıkarılamıyor. Niye? Çünkü siz 11 tane milletvekiline Adalet Partisi'ne istifa etmemişsiniz, yapay bir koalisyon kurmuşsunuz. Yapay, hatta yapay yapay. Tek bir parti olsa bari başkanın bir muhatap olsun. 11'den ayrı adam, 11'den ayrı parti gibi. Böyle bir parti, böyle bir iktidar başarılı olmaz mümkün değil. Yani 11 tane Adalet Partisi, Güneş Motel, Motel olayları denen şey de bu zaten. Ve bu tam gün yasası çıkarılamıyor. Çünkü eczacılardan varın üniversite hocalarına hiç kimse o günkü 1960 yasası getirdiği şey de var. Ne diyorlar ona? Grand Law Camp dediğimiz şey de var. Hemen iş bırakıyoruz. Hasta, yani hiçbir yerde hasta bakılmıyor. Böyle bir ortamda bir an geçirip girer olmuş oluyor. Peki sonuç ne oluyor biliyor musunuz? Aslında o yasa geçmiş olsaydı belki solun yükselişi devam edecek. Çünkü bu halkın oğluna dokunan bir şey. Şimdi siz bunu geçemediğiniz zaman hem halka daha kötü imaj veriyorsunuz çünkü doktorlar greve gitti, hasta bakılmadı. Bir de doktorlar da bir sürü sağlık çalışanını karşınıza almışsınız. Çünkü onlara dokunuyorsunuz bize. Olumsuz manada. Dolayısıyla tam gün yasası önemli bir yasaydı ama ilk defa 5-6 yıl önce çıkarılan ya da çıkarılmaya denilen yasa değildi. 1977'de bu ilk kez denenmişti. Pardon 78'de. Evet, ben şimdi böyle karma karışık şeyler anlattım size. Tabii sorularınız varsa anlatabilirim. Sadece büyükler iyi bilirler. Benim annem var, 32 doğumlu, 83 yaşında, 84 yaşında. O mesela Adnan'dan deriz, biz aydınlar denize getireceğiz dediğiniz zaman insanlar bunun ne olduğunu algılayamamışlar. Gerçekten algılayamamışlar. Gerçekten ben size şimdi mesela bir şey söyleyeceğim. Korkunç Türk Celladı diye bir film var.
1910 Yahune Korkunç Türkçe ile adı. 5-6 dakikalık film. Zaten o dönemde erken sinema dönemi bundan daha uzun filmler çekilemiyor. Yani makinalar iyi değil, filmler iyi değil. Korkunç Türkçe ile adı. Şimdi bu filme baktığınızda siz gülersiniz. Ama o filme ilk bakanlar, yani o dönemin insanı, affedersiniz kadının altına kaçırdığı da vakidir yani. Yani şey, insanın şu an insan algısıyla, insan algısı değil, aynı değildir yani. Ben kendi çocukluğumdan biliyorum, ben televizyon şey insan var zannederdim. Televizyonda. Çünkü televizyon yaygın değil. Ne yapacak çocuk? Soğuk düşünüyor. Yani ama şimdi işte çok bu kadar muhatap, bu kadar maruz kalıyor, öyle şey düşünmüyor. Çok maruz kalıyor çünkü. Peki, George Miles, bu adam sihirbaz adam. İllüzyonist, aslında şey illüzyonist. Bu adam bir film çekiyor. Daha doğrusu bu adam çektiriliyor belki. Arkasında ne var bilmiyoruz. Şimdi bir tane tüp var. Bu adam böyle çat 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 kapıları kesiyor. Yani arkasından da işte cariyeler var, sarhoş. Şimdi böyle hikaye. Gerçekten kafanı kesiyor. Şimdi tabi bakarsanız hani gülersin de yani baktığınızda kafanın düştüğünü görürsünüz yani. Bayağı takdir ediyoruz onlarda. Peki 1910'lar niye böyle bir film yapılıyor? Çok basit bir olay var. Eğer siz yıllarca ama, Balkanların hoşgörüyle idare etmişseniz, yani Osmanlı yerindeler, Osmanlı'nın bir imajı varsa, onun bir algısı varsa önce bunu yıkmanız gerekiyor. Önce bunu yıkmanız gerekiyor. İşte bu filmler yıkılmıştır. Yani en azından yıkılması yardım etmiştir bu filmler. Korkunç Türkçe adı. Adını kaybettim. Yani hepsi böyle. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Öyle daha iyi olacak. Evet. Sayın Hocam, AKP veya bugünkü iktidar 16 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyor. Hepimiz anlamakta ve algılamakta sıkıntı çekiyoruz. İletişimin ve medyanın bu 16 yılda bir iktidarı en azından böyle %40-50 oranında kitlesini oluşturmasında ki rolü ne acaba? İletişim ve medya açısından bakar mısınız acaba?